Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. 3894 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihinde başlangıçtan itibaren. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ravi olayı anlatan Ayşe annemiz. Diyor ki, ben 6 yaşındayken peygamber benimle nikahlandı. Medine'ye geldiğimizde El Haris bin El Hazreç oğulları arasında konakladık. Ateşli bir hastalığa yakalandığımdan dolayı saçlarım kırılıp döküldü. İyileştikten sonra saçlarım artarak perçemim uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben diğer kız arkadaşımla birlikte bir salıncaktayken gelip beni çağırdı. Ben de yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimden tuttu. Evin kapısında durduruncaya kadar götürdü. Ben de hızlıca soluk alıp duruyordum. Nihayet nefesim biraz yavaşladı. Bundan sonra biraz su alarak onunla yüzümü ve başımı sildi. Sonra da beni evin içine soktu. Evin içinde ensardan bazı kadınlar olduğunu gördüm. Hayırlı ve mübarek olsun, kısmetin hayırlı olsun dediler. Hayırlı mübarek olsun, kısmetin hayırlı olsun dediler. Beni o kadınlara teslim etti. Onlar da benim üstümü başımı düzelttiler. Kuşluk vakti Resulullah yanıma girinceye kadar beni korkutacak bir şeyle karşılaşmadım. Kadınlar beni ona teslim ettiler. O gün 9 yaşındaydım. Kadınlar beni ona teslim ettiler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O gün 9 yaşındaydım. İşte Ayşe annemizle Muhammed Aleyhisselam'ın evliliği böyle oldu. 3895 numaralı hadis yine Ayşe annemizden. Nebi Aleyhisselam kendisine, sen bana rüyada 2 defa gösterildin. Seni ipek bir parça üzerinde görüyordum ve bu senin zevcendin diyor. Zevcendir diyor. Ben de açınca onun sen olduğunu görüyordum. Eğer bu Allah'tan ise Allah onu gerçekleştirecektir diyordum. Ve gerçekten Allah da gerçekleştirdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe annemizle evlenmesini. 3896 numaralı hadis. Hişam babasından dedi ki, Nebi Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gitmek üzere. Çıkmadan 3 sene önce Hatice vefat etmişti. 3 yıl önce. 2 sene ya da ona yakın bir süre geçtikten sonra Ayşe'yi o henüz 6 yaşındayken nikahladı. Sonra 9 yaşındayken onunla zifafa girdi. İmam Buhari'nin sahihi. Ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. 3897 numaralı hadis. El-Ameş dedi ki, Ebu Vahid'i şöyle derken dinledim. Habbab bin Eret, ilk Müslümanlardan. Ziyaret ettik hastayken. Dedi ki, Allah rızasını isteyerek peygamber ile birlikte hicret ettik. Ecrini vermek de Allah'a ait oldu. Aramızdan kimse ecrinden hiçbir şey almadan geçip gitti. Musab bin Umeyr bunlardandır. Uhud günü öldürüldüğünde geriye çizgili bir elbise kalmıştı. Onunla başını örtecek olursak ayakları dışarıda kalırdı. Ayaklarını örtecek olursak başı dışarıda kalırdı. Resulullah bizlere başını örtmemizi ve ayakları üzerine de ıshır otundan bırakmamızı emretti. Aramızdan kimisinin de mahsulleri olgunlaştı. İşte bunlar da bu mahsullerini devşirmektedir. Yani kimimiz Allah için yaşadığı bir hayatın karşılığını almadan dünyada çekti gitti. Kimimize dünyayla karşılaştık diyor Habbab bin Eret. 3898 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Alkame bin Vakkas dedi ki, Ömer'i şöyle derken dinledim. Allah kendisinden razı olsun. Ben Nebi Aleyhisselam'ı zannederim şöyle derken dinledim diyor. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Yani amellerin değerlendirmesi o kişinin o amel işleyenin niyetine göredir. Allah içinse Allah bunun karşılığını alacak.
kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut da evleneceği bir kadın için olursa onun hicreti hicret ettiği şey içindir. Ama bir kimse Allah için değil de bir kadın için ya da bir dünyalık için yaşıyorsa o da karşılığını alır. Kim de Allah ve Resulü için hicret ederse onun hicreti Allah ve Resulü'nedir. Ama Allah ve Resulü için hicret eden de Allah'ın rızasını alır, peygambere cennette kavuşur. 3899 numaralı hadis. Mücahit bin Cebir el-Mekki'den rivayete göre Abdullah bin Ömer diyor ki, fetihten sonra hicret yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Fetihten sonra hicret yok. Fete kadar Muhammed aleyhisselatü vesselam diyordu ki, kim nerede Müslüman olursa olsun onlara diyordu ki, mutlaka Medine'ye hicret edeceksiniz. İmkan bulan hemen Medine'ye hicret edecek. Ve böylece Müslümanlar Medine'de bir güç oluşturacaklardı. Ama Mekke fethedildikten sonra, zaten Mekke'nin fethinden sonra insanlar grup grup fevç fevç İslam'a girmeye başladılar. Artık hedef bütün Arabistan önce, sonra bütün dünya idi. Dedi ki Muhammed aleyhisselatü vesselam, bundan sonra hicret yok. Herkes bulunduğu yerde olacak ve artık dışarıya doğru hedef bütün dünyanın Müslümanlığa karşı daveti gerçekleşecek ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, dinde Allah'ın oluncaya kadar savaş devam edecekti. 3900 numaralı hadis, Ata bin Ebi Rebah'tan, Ubeydullah bin Umer el-Leysi ile birlikte Ayşe'yi ziyaret ettik diyor. Ona hicret hakkında sorduk. O da, bugün hicret yoktur. Müminlerden herhangi bir kimse diniyle, yüce Allah'a ve Resulüne, dininden dolayı fitneye maruz bırakılır korkusuyla kaçıyordu. Bugüne gelince Allah İslam'ı galip getirmiştir. Bugün herkes dilediği yerde Rabbine ibadet eder. Fakat cihat ve niyet vardır. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fetihten sonra hicret yoktur sözünü Ayşe annemizden de farklı bir şekilde öğrenmiş olduk. O gün fitne sebebiyle kaçıyordu Müslümanlar Medine'ye ve Medine'de böylece güvenli bir yer vardı. Ama şimdi ise İslam galip geldi, İslam üstün oldu, gerek yok diyor. Yalnız kıyamete kadar cihat ve niyet, Allah yolunda savaş ve cihat niyeti, bu önemli. 3901 numaralı hadis. Ayşe annemizden Sa'd dedi ki, Sahih-i Buhari, Ensar'ın menkıbeleri. Allah'ım sen de bilirsin ki Resulünü yalanlayan ve onu yurdundan çıkartan bir kavme karşı senin uğrunda cihad etmekten daha çok sevdiğimiz bir şey yoktur. Allah'ım ben zannediyorum ki bizimle onlar arasında savaşı kaldırmış bulunuyorsun. Ebban bin Yezid dedi ki, bize Hişam babasından naklen dedi ki, bana Ayşe haber verdi. Sa'd, senin nebini yalanlayan ve onu Kureyş'in arasından çıkartan bir kavme karşı demiştir. 3902 numaralı hadis. Sahih Buhari, Ensar'ın menkıbeleri ana başlık. İbn Abbas'tan. Resulullah'a 40 yaşındayken peygamberlik verildi. Bundan sonra Mekke'de 13 yıl boyunca kaldı. Ve bu süre zarfında ona vahiy geliyordu. Sonra hicret ile emrolundu, hicret etti. 10 yıl Medine'de muhacir olarak kaldı ve 63 yaşında vefat etti. 3903 numaralı hadis, Sahih Buhari, ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kaldı, 63 yaşında vefat etti. 3904 numaralı hadis, Sahih Buhari, ana başlık Ensar'ın menkıbeleri, Ravi Ebu Said el-Hudri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerine oturdu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde oturdu ve şöyle dedi. Bir kulu Allah ona dünya güzelliklerinden istediklerini vermek ile yanındakileri seçmek konusunda serbest bıraktı. O da Allah katında olanı seçti. Muhammed Hasan böyle söylüyor. Allah bir kulu serbest bıraktı. Dünya mı? Allah'ın katındakiler mi? O da Allah'ın katındakileri seçti. Bunun üzerine Ebu Bekir ağladı. Babalarımız, analarımız sana feda olsun dedi.
Biz ona hayret ettik. Herkes şu yaşlı adama bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir kulunu ona dünya güzelliklerini vermek ile yanındakileri seçmekte serbest bırakmış olduğunu haber veriyor. O kalkmış babalarımız, annelerimiz sana feda olsun diyor. Meğer serbest bırakılan kişi Resulullah'mış. Ebu Bekir de bu işi aramızda en iyi bilenmiş. Resulullah ayrıca şöyle buyurdu. Şüphesiz arkadaşlığı ve malı konusunda insanlar arasında bana en çok fedakarlık etmiş olan Ebu Bekir'dir. Ve eğer ümmetim arasından bir halil, can dost edinecek olsaydım, şüphesiz Ebu Bekir'i halil edinirdim. Ancak İslam halilliği vardır, İslam kardeşliği vardır. Ebu Bekir'in gediği müstesna mescide açılan hiçbir gedik kalmasın, hepsi kapatılsın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sahih-i Buhari, Ensar'ın menkıbeleri ana başlık. 3905 numaralı hadis. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, Müslümanların annesi Ayşe dedi ki, aklım erdiğinden beri ana babamı hep dini kabul etmiş olarak hatırlıyorum. Hep Müslüman olarak hatırlıyorum. Resulullah'ın günün iki tarafında sabah akşam bize gelmediği bir günümüzün geçtiği de olmuyordu. Mutlaka bize geliyordu. Müslümanlar belalara uğrayınca Ebu Bekir Habeşistan topraklarına doğru hicret etmek üzere çıkıp gitti. Nihayet Berk el-Gımat denilen yere ulaşınca Kare kabilesinin efendisi olan İbn-i Duğune onunla karşılaştı. İbn-i Dağine onunla karşılaştı. Ona ey Ebu Bekir nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Ebu Bekir ona dedi ki kavmim beni dışarı çıkardı. Bu nedenle ben de yeryüzünde dolaşmak ve Rabbime ibadet etmek istiyorum. İbn-i Dağine dedi ki ey Ebu Bekir, senin gibi birisi ne çıkar ne de çıkartılır. Çünkü sen hiçbir şeye sahip olmayana mal verirsin. Akrabalık bağını gözetirsin. Çaresiz kalmış kimselerin yükünün kaldırılmasına yardım edersin. Misafire ikram edersin. Haklı olunan hallerde karşı karşıya kalınan bela musibetlere karşı da yardımcı olursun. Ben seni himayeme alıyorum. Geri dön ve kendi şehrinde Rabbine ibadet et. Evet, Ebu Bekir Efendimiz'e söylediği sözler yıllar önce Hatice annemizin Peygamberimize ilk vahiy geldiği zaman söylediği sözlere benziyor. Ve güzel ahlakını bir daha okuyalım. Hem Muhammed Aleyhisselam'ın hem Ebu Bekir Efendimiz'in yani Müslümanların ahlakını. Çünkü sen hiçbir şeye sahip olmayana mal verirsin. Müslümanlar böyle olacak. Garip yoksullara mal verecekler. Akrabalık bağını gözetecekler. Çaresiz kalmış kimselerin yükünü kaldıracaklar. Misafire ikram edecekler. Haklı olan olaylarda musibete karşı musibete uğrayanlara yardımcı olacaklar. Bu güzel ahlakı devam ettirecekler. Ebu Bekir geri döndü. İbn-i Dağine de onunla beraber bineğine binerek gitti. İbn-i Dağine akşama doğru Kureyş eşrafını dolaşarak onlara dedi ki şüphesiz Ebu Bekir gibi bir kimse ne yurdundan çıkar ne de çıkartılır. Sizler hiçbir şey olmayana bir şeyler veren, akrabalık bağını gözeten, yükünü kaldıramayan kimsenin yükünü taşımasına yardımcı olan, misafire ikram edip misafiri ağırlayan, haklı olan hallerde musibetlere karşı karşıya kalındığı takdirde yardımcı olan birisini şehrinizden dışarı mı çıkartıyorsunuz? Allah'tan korkun dercesine sanki. Ama o da Müslüman değil hala. Kureyş İbn-i Dağine'nin onu himayesini almasına karşı çıkmadı. Ona dediler ki, o halde Ebu Bekir'e söyle de Rabbine evinde ibadet etsin. Orada namazını kılsın ve orada dilediği kadar Kur'an okusun. Bunları yaparak bizleri rahatsız etmesin ve bu işini açık bir şekilde de yapmasın. Çünkü bizler kadınlarımızın ve çocuklarımızın fitneye maruz kalmalarından, onu dinleyip de onun dinine dönmesinden korkuyoruz. İbn-i Dağine bunları Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir bir süre böylece devam etti. Evinde Rabbine ibadet ediyor. Namazını açıkta kılmıyor. Evi dışında bir yerde Kur'an okumuyordu.
Daha sonra Ebu Bekir'in aklına bir başka fikir geldi. Evinin avlusuna bir mescit bina etti. Orada namaz kılıyor, Kur'an okuyordu. Bunun üzerine müşriklerin kadınları ve çocukları onun etrafında gelip toplanıyorlardı. Onun bu haline hayret ediyor ve onu seyrediyorlardı. Ebu Bekir Kur'an okuduğu vakit gözlerine hakim olamayıp çokça ağlayan bir kimseydi. Bu hal Kureyş'in müşrik eşrafını korkutmaya başladı. Bunun için İbn-i Dahine'ye haber gönderdiler. O da yanlarına gelince ona dediler ki, biz senin Ebu Bekir'i himaye etmeni kabul etmiştik. Ancak Rabbine evinde ibadet etmesi şartıyla bunu kabul etmiştik. O bu şartı çiğneyerek evinin avlusunda bir mescit bina etti. Açıkça namaz kılmaya ve orada Kur'an okumaya başladı. Bizler ise hanımlarımızı ve çocuklarımızı dinleri konusunda tereddüde düşmesinden korktuk. Ona bu işten vazgeçmesini söyle. Yani evinin avlusunda da namaz kılmasın, Kur'an okumasın. Şayet yalnızca kendi evi içerisinde Rabbine ibadet etmek ile yetinmeyi arzu ederse yapsın. Şayet bunu açıkça yapmaktan başka bir teklifi kabul etmezse, ondan senin himayeni tekrar sana geri iade etmesini söyle. Çünkü biz senin himayeni bozmak istemedik. Fakat bizler Ebu Bekir'in açıkça ibadet etmesini de kabul etmiyoruz. Açıktan açığa okunan bir Kur'an, onu anlayan kimselere etki ediyordu. Ve gerçekten Ebu Bekir'in okuduğu Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu Kur'an, Müslümanların okuduğu Kur'an, müşriklerin kadınlarını, çocuklarını değil, en zorlu reislerini bile etkiliyordu. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Ve kıyamete kadar da insanlara hidayet rehberi olan bu Kur'an'ı bütün insanlığa anlayacağı bir şekilde, aslıyla ve onların anlayabileceği şekliyle gündeme getirmek zorundayız. Allah bizden bunu istiyor. Ayşe dedi ki, bunun üzerine himayeci İbn-i Dahine Ebu Bekir'e gelerek dedi ki, benim senin için nasıl sözleştiğimi, akitleştiğimi biliyorsun. Ya bu akdin, sözün hududu içerisinde kalırsın, yahut da bana himayeni geri verirsin. Çünkü ben Arapların kendisine bir himaye verdiğim bir kimseye karşı bu ahdimi bozduğumu işitmesini istemiyorum. Yani ben bozmak istemiyorum. Bunun üzerine Ebu Bekir, ben de senin himayeni sana geri iade ediyorum. Buna karşılık Yüce Allah'ın himayesine razıyım. Beni Allah korusun. Buyur. Sen keyfine göre hareket et dedi. O sırada Nebi Aleyhisselam henüz Mekke'deydi. Peygamber Aleyhisselam Müslümanlara, bana hicret edeceğiniz yer iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olarak gösterildi dedi. Bu iki kara taşlık Medine'nin iki harresidir. Bu sefer hicret edenler Medine'ye doğru hicret etti. Daha önce Habeşistan'a hicret etmiş olanların hepsi de Medine'ye geri döndü. Ebu Bekir de Medine'ye gitmek üzere hazırlandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine acele etme. Çünkü ben bana da hicret için izin verileceğini ümit ederim dedi. Bu sefer Ebu Bekir babam sana feda olsun. Böyle bir şey ümit ediyor musun diye sordu. Evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir de Resulullah ile birlikte gitmek için hicret etmekten geri kaldı. Yanında bulunan iki deveyi de 4 ay boyunca Arabistan kiraz yapraklarıyla besledi. Ayşe dedi ki, bir ara biz öğle sıcağına doğru Ebu Bekir'in evinde oturmaktayken birisi Ebu Bekir'e, işte Resulullah yüzünü örtmüş olduğu halde geliyor dedi. Allah Resulü'nün de o saatte bize gelmek adeti yoktu. Ebu Bekir, babam anam sana feda olsun. Allah'a yemin ederim bu saatte onun gelmesi için mutlaka önemli bir sebep vardır dedi. Babam anam ona feda olsun dedi. Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve izin istedi. Ebu Bekir de ona izin verince içeri girdi. Nebi Aleyhisselam Ebu Bekir'e, yanında kim varsa dışarı çıkart dedi. Ya Allah'ın Resulü, babam sana feda olsun. Bunlar senin ehlin, yani yakınlarındır dedi. Allah Resulü Mekke'den çıkmak konusunda bana izin verildi dedi. Ebu Bekir, ben de seninle yol arkadaşı mıyım? Babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah evet diye buyurdu. Ebu Bekir, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Şu iki devemden birisini al dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bedelini ödemek şartıyla. Sübhanallah. Ayşe dedi ki, biz de alelacele onların hazırlıklarını yaptık.
Bir heybeye onlara yiyeceklerini koyduk. Ağzı bağlanacağı sıra Ebu Bekir'in kızı kardeşim Esma, belinin kuşağından bir parça yırtıp ayırdı ve onunla dağarcığın ağzını kapattı. Bu cihetle Esma'ya Zatun Nitakayn, iki kuşaklı denildi. Ayşe der ki, sonra Resulullah ile Ebu Bekir Seyir Dağı'ndaki bir mağaraya gittiler ve orada üç gece gizlendiler. Her gece yanlarında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gecelerdi. Abdullah becerikli, anlayışlı bir gençti. Seher vakti Resulullah ile Ebu Bekir'in yanından ayrılır, geceyi Mekke'de geçirmiş gibi Kureyş ile sabahlardı. Abdullah, Allah Resulü ile Ebu Bekir hakkında Kureyş müşriklerinin hazırladıkları hilelerden duyduklarını iyice beller, karanlık basınca gider, Resulullah ile Ebu Bekir'e haber verirdi. Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Fuyer'e bol sütlü sağmal koyun otlatır ve akşamdan bir süre geçtikten sonra Resulullah ile Ebu Bekir'e getirirdi. Onlar da taze süt içerek gecelerlerdi. O süt kendi sağmallarının sütüydü. İçine kızgın taş konularak ısıtılıyordu. Nihayet gecenin sonunda Amir bin Füheyre mağaranın önüne gelip sağmal koyunlara seslenirdi. Mağarada bulundukları üç gece boyunca Amir hep böyle yaptı. Resulullah ile Ebu Bekir Eddeyl oğullarından bir adamı da ücretle tutmuşlardı. Bu kişi Abid bin Adi oğullarından idi. Maharetli bir yol kılavuzu idi. El-As bin Vail Es-Sehmi oğulları için anlaşmalı olarak elini kana sokmuştu. Ama yine de Kureyş kafirlerinin dini üzereydi. Kureyş kafirlerinin dini üzere olduğu halde yolu iyi bilir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir Efendimiz onu kılavuz tuttular. Fakat gerçekten o adam da vefalı davrandı. Her ikisi de ona güvenerek develerini ona teslim ettikten sonra üç gece sonra üçüncü gecenin sabahında develerini de beraber getirmek üzere Seher mağarasında buluşmak üzere onunla sözleştiler. Amir bin Fuheyre ile Kılavuz onlarla birlikte yola koyuldu ve Kılavuz onları alarak Sevahil yolundan gitti. Ve 100 deve vardı. Peygamberimizi haber veren kimse için 100 deve vardı. Ama bu kılavuz 100 deve için satmadı Peygamberimizi ve Ebu Bekir'i ve onları salimen Allah'ın yardımıyla Medine kadar ulaştırdı. Ve hicretle ilgili hadis yine devam edecek ve diğer konular, hadisler Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.